Arkadaşlar, herkese selam. Kocaeli Balık Avı kanalımı takip eden bütün arkadaşlara buradan selamlar. Bugün size zargana balığı bulaması yapacağız arkadaşlar. Bunu pek bilen olur mu onu bilmiyorum ama ben genelde zargana balığını o şekilde pişiriyorum. Kızartmasını pek ben beğenmiyorum arkadaşlar. Çünkü kızartması sert oluyor eti. Zargana balığı yağlı bir balıktır ama eti serttir arkadaşlar. Kaslı bir balıktır. Ben bunu buğulamasını yapıyorum. Daha güzel oluyor. Size tavsiyem, yani siz de bu şekilde yaparsanız zargana balığın gerçekten lezzetli olup olmadığını anlarsınız arkadaşlar. Şimdi size birazdan başlayacağız. Zargana balığını nasıl yapıldığını, nasıl neler içine koyulduğunu birazdan göstereceğim arkadaşlar. Kocaeli Balık Avı kanalımı takip edelim. Birçok videomuzda ilk sizin haberiniz olur arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi seyirler dilerim. Şimdiden afiyet olsun diyelim. Evet arkadaşlar, şimdi size ilk önce malzemelerimi sayayım. Öncelikle malzemelerimize salçadan başlayayım. Evet. Bu kırmızı biber salçası arkadaşlar. Az tatlı kaşığı biber, acı biber. Yani pul biber. Bu zeytinyağı arkadaşlar. Bir fincan. Evet. Şeylerimizden soğanlarımız buralarda. Soğanlarımız da burada arkadaşlar. Domates rendeledim. Görüyorsunuz domates. Domatesimiz. Bir kilo yakın zargana arkadaşlar. Bunları ayıkladım, temizledim. Arkadaşlar balığın yüzgeçinden anlarsınız. Solungaçlarında solungaçlarına bakacaksınız balık alırken. Pembemsi olacak. Görüyorsunuz. Koyu bir kahverengi olduğunda o balığı almayın arkadaşlar. Görüyorsunuz pembe olacak arkadaşlar. Pembe ise bayattır arkadaşlar. Kahverengi ise bayattır. Ama bu şekilde pembe ise tazedir balık. Şimdi öncelikle soğanlarımızı doğrayacağız. Bir dakika. Şimdi soğanlarımızı doğrayalım. Soğanlarımızı yuvarlak şekilde, halka şeklinde doğruyoruz arkadaşlar. Soğanlarımızı bu şekilde. Evet. Bu şekilde, yuvarlak şekilde. Evet. Soğanlarımızı bu şekilde, yuvarlak şekilde güzelce doğrayalım. Biraz doğranması zordur ama bu şekilde güzel oluyor. Soğanlarımızı kestik güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle yağımızı, zeytinyağımızı güzelce döküyoruz. Zeytinyağımızı. Sonra güzelce tepsiye bunu yediriyoruz arkadaşlar. Yapışmasın diye dibine.
Zeytinyağı ile çok güzel oluyor arkadaşlar. Sonra soğanlarımızı önce bir tuzlayacağız. Tuzlayacağız peki. Önce bir dizelim, sonra tuzlayacağız. Evet. Bu şekilde soğanlarımızı güzel bir şekilde diziyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kenarlarına sağa sola kaçırmadan. Güzelce dizdik. Soğanlarımızı dizdikten sonra tuzluyoruz. Güzelce tuzumuzu atıyoruz. Tuzumuzu attık. Sonra gördüğünüz rendelenmiş domatesimize salçamızı döküyoruz. Evet. Güzelce bunu karıştırıyoruz arkadaşlar salçayla. Sonra kırmızı biberimizi döküyoruz. Evet. Sosumuzu hazırlıyoruz yani arkadaşlar. Sonra tuzumuzu ekliyoruz. Bu da tuz ekliyorum ben. Biraz. Ben tuzu çok seviyorum arkadaşlar. İsteyen tabi tuz koyar veya koymaz. Kendi tercihi. Evet. Sosumuzu hazırladık. Balığımızın sosları var arkadaşlar bu sosu. Güzelce sosumuz hazır. Çok az da su koyalım içine. Çok az da su ilave ediyorum. Çok az. Çok az da kırmızı biber. Bu tozu arkadaşlar, çok az kırmızı biberin tozu bu. Bundan ekliyorum biraz da. Evet. Biraz da bundan ekledim. Sosumuz güzel oldu. Sonra zargana balıklarımızı güzelce dizelim. Güzel bir şekilde diziyoruz.
Kanalımızda normalde yemek tarifi vermiyordum ama siz arkadaşlara zargana balığının nasıl piştiğini göstermek istedim. Yani insanların öğrensin, bilinsin diye istedim. O yüzden de sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet. Bunu pişirdiğinizde tel tel dökülüyor arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Sosuna da ekmeğinizi de banabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor sosu da. Sosu da çok lezzetli olur. İsteyenler sosunu da çok lezzetli yiyebilirler. Evet. En büyüğü en son kaldı. Şöyle şuraya sıkıştıralım. Tabak biraz küçük geldi ama oldu. Sanırım. Evet. Evet. Şimdi hafif bir tuzluyorum gene bunu arkadaşlar. Balığımızı tuzluyoruz. Son olarak sosumuzu ilave ediyoruz. Sosumuzu. Evet. Sosumuzu ilave ediyoruz. Son olarak. Güzelce yediriyoruz arkadaşlar bunu. Evet. Güzelce köşelerine yedirelim arkadaşlar. Güzelce balığımız güzelce kapansın. Sargana balıklarının üstünü örtüyoruz. Balığımız hazır. Pişmeye hazır arkadaşlar. Balığımız pişmeye hazır. Şimdi fırınımıza atıyoruz. Ve pişmesini bekliyoruz. Daha sonra görüşmek üzere arkadaşlar.